Türk'ün büyük tarihini yeniden diriltmek, yıkılmış harabeyi kaldırmak için yola çıkan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş Hocam, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin torunları, Üftadi Hazretlerinden, Tezeren Dede'den, Somuncu Baba'dan, Emir Sultan'dan, Şeyh Edebali'den tepeyyüz eden sevgili Bursalılar, kendileri evlerinde, ekranları başında, yürekleri bizimle bir ve beraber olan yüce Türk milleti, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Türk milleti tarihin çeşitli zaman dilimlerinde, çeşitli coğrafyalarında sayısız mücadeleler, kurtuluş savaşları vermiş, bunların birçoğundan zaferle ayrılmış, yenildiklerinde de düşmanlarının haklı saygısını kazanmış ululazim yüce bir millettir. Bursa'nın da bu şanlı tarihten elbet hissesi vardır. 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilen Bursa, 2 yıl süren bir mücadeleden sonra düşmanı topraklarından kovmuştur. İşte bu mücadeleye katılan Üsteğmen Fatma Seher hanımefendi, namı diğer Kara Fatma validemiz, durumu bakın nasıl anlatıyor. Yapmış oldukları eza ve cefadan dolayı teskin edilemez bir kızgınlık beslediğim Yunanlıların Bursa'yı işgalini duyunca hemen koştum, müfrezemi topladım. Vazifem Yunan kuvvetleri arasındaki irtibatı kesmekti. Bunda da muvaffak olduk. Yunanlılar her ne kadar mukavemet etmek istedilerse de bunda başarılı olamadılar. Türk'ün süngüsü o kadar yamandır, bunun karşısında hiç kimse duramaz. Sevgili Bursalılar, bugün artık yeni bir savaş yöntemiyle karşı karşıyayız. Bu savaşın en büyük enstrümanı para ve mali kaynaklardır. Muhatabı bütün dar gelirli kesimlerdir. Bu savaşın casusları uluslararası şirketler, uluslararası finans kuruluşları ve bunların yerli işbirlikçileridir. Bu savaşın ortaya çıkardığı yeni düşman ise fakirliktir. Bu savaşın sponsorları Yahudi şirketleridir, Yahudi lobileridir. Çünkü savaştan galip olmaları durumunda en karlı çıkacak olanlar da bunlardır. Yeni pazarlar, yeni madenler, ham maddeler ve yeni topraklar onların kontrolüne geçecektir. Fakat boşuna heveslenmesinler. Hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu savaşta galip gelmemize yarayacak en güçlü silahı üretmek yine Müslüman bir Türk evladına nasip olmuştur. Bu Müslüman Türk evladı Profesör Doktor Haydarbaş silah milli ekonomi modelidir. Profesör Doktor Haydarbaş milli ekonomi modeliyle bakın ne mesaj veriyor. Eğer fakirlik bir insan suretine girseydi onu katlederdim diyen İmam-ı Ali gibi, bir beldede fakirlik suç sayılmalı diyen atası Oğuz Kağan gibi, o da elveda fakirlik, hoş geldin zenginlik demektedir. İster milli mücadele yıllarında silahla yapılan savaşlar olsun, isterse şu an Profesör Doktor Haydarbaş ve kadrosunun ilmen ve fikren yaptığı mücadele olsun, bunun bizim için tek bir motive edici kaynağı vardır. Vatan, vatan, yine vatan. Başkaları ABD'nin borusunu öptürmeye devam etsinler. Avrupa Birliği marşlarını söylemeye devam etsinler.
Bizim türkümüz de vatan için, marşımız da vatan için, yaşamamız da vatan için, ölmemiz de vatan içindir. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dilsin, yetiştik çünkü biz. Hepinize saygılar sunuyorum.